Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar 26 Ekim 1 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Güneş Akrep burcunda ilerliyor, sizin kariyer evinizi aydınlatıyor. Önümüzdeki bir ay Güneş burada parlarken toplum önündeki yapa geldiklerinize daha fazla dikkat çekebilirsiniz ve ün, başarı konuları hayatınızda biraz daha tabii ön planda olacak gibi görünüyor. Önemli bir haftadayız. Bu hafta hem güneş Uranüs karşıtlığı etkinleşecek hem dolunay meydana gelecek dolunay öncesinde hafta boyunca ayın ışığı büyüyen fazla balık koç ve boğa burçlarında ilerleyecek hafta başından itibaren para konuları kazançlarınızla ilgili her türlü çalışmanız gelir gider dengeniz alışverişler ticari konular biraz da hareketli görünüyor ve bu hafta itibariyle Merkür Akrep burcundaki gerilemesini bitirip Terazi burcuna doğru baş, e, baş, e, gerileyecek. Yani 28 Ekim'den itibaren Venüs artık Terazi burcunda olacak. 3 Kasım'a kadar gerileyecek. 3 Kasım'dan itibaren artık Venüs retrosu sona eriyor. E, ve yine aynı gün yine 28 Ekim'de Venüs bu sefer Terazi burcuna geçiyor. 9. evinizde Venüs'ün ve Merkür'ün hareketleri e, bazı ilginç durumlara yol açabilir. Bu dönemde Venüsün destekleri, belki ertelediğiniz bazı seyahatleri hayata geçirme fırsatı getirebilir size. Yarım kalmış bazı ticari oluşumları ya da medya işleri, basınla ilgili konular, reklam promosyon çalışmaları, ticari konular ya da yurt dışı bağlantılı bazı hedeflerinizle ilgili konuları ele alma, bunlardaki eksikleri tamamlama, ve hayata geçirme imkanları bulabilirsiniz. Özellikle 3 Kasım'dan itibaren Merkür'ün de retrosunun bitmesi, Venüs'ün de bu yararlı transitini daha olumlu hale getirecektir. Daha rahat, daha hızlı bir döneme de girebiliriz. Tüm bu plan ve programlarınızla ilgili. Ve hafta sonu artık dolunaya doğru ilerliyoruz. 31 Ekim'de 8 derece boğa burcunda Uranüs'te birleşen bir Dolunay dördüncü evinizi aydınlatıyor. Güneş Uranüs karşıtlığı tüm sabit burçlar gibi sizi de önemli ölçüde etkileyebilir, duygusal anlamda biraz stres verebilir. Kendinizi özellikle Dolunayı yaklaştıkça, yani hafta ortasından itibaren biraz huzursuz, gergin, stresli hissedebilirsiniz. Zaman zaman aileyle konular. İşte geçmişinize dair konular, biraz bilinçaltınızdaki konular falan sizi etkileyebilir. Bir yandan da hani bir an, e, sürpriz bazı gelişmeler e, günlük düzeninizde ya da alışa geldiğiniz şartlarda bazı ilginç durumlar da sizi karşılaştırabilir. E, belki iş hayatınız ve kariyer hayatınızda bir ani bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ya da yaşadığınız mekan, eviniz, yuvanızla ilgili bir anda ilginç ve hızlı bir değişim olabilir. Mesela taşınma konusu bir anda gündeme gelebilir. Ya da bir emlak alma satma gayrimenkulle ilgili bir gündeme gelebilir. Yer değişiklikleri gündeme gelebilir. İş değişiklikleri gündeme gelebilir. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili bazı beklenmedik durumlar bir anda hani bir gündem yaratabilir. Bu da bir stres, bir huzursuzluk ya da hani süre gelen düzeninizde bazı hızlı değişimleri gündeme getirebilir. Hem kendi sağlığınıza hem de hani aile üyelerinin sağlıklarına biraz özen göstermek gerekiyor. Çünkü Uranüs etkili Dolunay sağlığımızı da etkiler bizim. Hem ruhsal sağlığımızı hem bedensel sağlığımızı da etkiler. Örneğin ebeveynlerin tansiyon problemi olabilir. Kronik bir sağlık sorunu gündeme gelebilir. Bir anda bir kaza, bir düşme, çarpma, vurma gibi hani istem dışı bir şey olabilir. Yine evinizde kullandığınız araç gereçlerle ilgili ani arızalar sorunlar olabilir özellikle elektrik elektriğe dikkat etmek lazım elektrikten gelebilecek kazalar elektrikte elektronik araçlarının kazaları problemleri gündeme gelebilir tüm bunlar Belki bilgisayarınızla ilgili, telefonunuzla ilgili bir sorun. Yani bunlarla ilgili konu ve kavramların bir anda dolunaylı bir sürpriz yaratması, hani planda olmayan bir gündem yaratması mümkün ve ee, özellikle 8 derece ve yakınlarında güneşin yükselen burcu veya sabit burcu olan kova burçlarımız bu anlamda biraz daha güçlü tesirler alabilirler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.